Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, Arsuz'da kaçak yapılaşmanın kesinlikle yıkılacağını, beklemesinin tek sebebinin hukuki süreç olduğunu belirtti. Şikayet eden bir an önce şikayetinin hayat bulabilmesi adına anlık refleks bekliyor belediyeden. Oysa belediye kanun çerçevesinde hareket eden bir kurum. Bizler gelen her şikayeti, CİMER olsun, senden olsun, dilekçeyle olsun, telefonla olsun, ihbar olsun, hiç fark etmez. İskenderun'da iş insanı Erva Motors işletmecilerinden Mehmet Çetin'in daveti üzerine esnaf ve basınla bir araya gelen belediye başkanı Sami Üstün, burada esnafla samimi sohbet gerçekleştirirken, gazetecilerin Arsuz'la ilgili olan kaçak yapılaşma sorusu üzerine gelişmeleri tek tek anlattı. Şansım ve belediyenin kurum amirleri, müdürleriyle birlikte sahada her daim baskı uyguluyoruz ve ben bütün vatandaşlarıma da şunu söylüyorum. Bizim göremediğimiz, kıyıda köşede kalan ne varsa bir telefon yeter. Çünkü biz oraya mutlaka intikam ediyoruz. Tutanaktan tutun cezaya, encümene, mühür fekkine, mühürlemeye, savcılığa kadar gidiyoruz. Ve son zamanlarda gündem olan kaçak yapılarla ilgili yıkımla alakalı bilgiler dolaşmaya başladı. Şimdi tebligat elbette ki bütün belediyelere geldiği gibi bize de geldi. Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, Arsuz'da deprem sonrasında ciddi bir yapılaşma oluştu. Herkesin şunu çok iyi bilmesini isterim ki, belediye olarak uygunsuz koşullarda yapılan tüm kaçak yapılar kesinlikle yıkılacak. Biz belediye olarak tutanağı tuttuk, mühürledik, yıkıma gittiğimiz zaman durumu mahkemeye taşıyarak yürütmeyi durdurma kararı aldılar. Biz de mahkeme sürecinin sonucunu bekliyoruz. Gelir gelmez yıkımlar başlayacak, dedi. Bilendiği bir dönem olmuştu. Ama artık o dönem bu dönem değil. Şu an yapılan her yapı farklı bir niyet taşıyor artık. Yani burada barınmak gibi bir sorun değil. Tamamen gelir amaçlı ve rant amaçlı gece kondular gibi deprem kondular konmaya çalışılıyor. Biz bu konuda titizlikle çalışıyoruz. Çalışmalarımızı bitirdik, bitirmek üzereyiz. Bizler bilmiyorum basın ne kadar bu konuya hakim oldu. Çünkü bizler bunu paylaşmıyoruz. Yıkım kararı aldığımız binalarla ilgili Toroslardan ve Hatsu'dan hem su hem de elektriğin kesilmesiyle ilgili resmi yazı gönderiyoruz. Resmi yazı gittiğinde elektrik ve suyu kesmek için görevliler geliyor. Çünkü yıkım kararı alınan binalarda belediye bu kararı hayata geçirmek adına yasal olarak resmi yazı gönderiyor ve buna cevap da alıyoruz açıkçası ama sizler de takdir edersiniz ki yürütmeyi durdurma kararı alınıyor ve belediye bu konuda 60 gün şişe yapamıyor. Çünkü kanun noktasında bizler ele ayağı ister istemez bağlanmış oluyor. Özellikle gecekondu yasasına göre kondurulan yapıların hiçbirinin yürütmeyi durdurma kararıyla ilgili bizi engelleme şansı olmadığını biliyoruz. Bizler bu bağlamda yıkımla ilgili birimlerle beraber aldığımız bir karar var. Yakında bunu kamuoyuyla da paylaşacağım. Çünkü belirlediğimiz birkaç nokta var. Toplumun hassasiyetini doruklara ulaştıran bu bina burada asla olmamalı. Bu binanın varlığı bütün kamuoyunu rahatsız ettiği gibi, meşgul ettiği gibi bizlerin de vicdanını sızlatıyor. Biz buna seyirci kalmayacağız. Yeri ve zamanı geldiğinde hem siz kıymetli basın mensuplarıyla hem çok değerli halkımızla bunu paylaşacağız. İnşallah yakın zamanda toplumun bizden beklediği o dokunuşları hep birlikte göreceğiz. Çünkü bizler kafamıza estiği gibi anı anlık değerlendirip hemen harekete geçmek gibi bir düşüncemiz hiçbir zaman olmaz. Bunun öncesine, sonrasına, kanuni yapılanmasına bir takım haklarını araştırarak adım atıyoruz. Çünkü bizim pardon deme şansımız yok. Bizlerin bu anlamda yanlış yaptık kusura bakmayın deme lüksümüz yok. Çünkü bizler bir belediyeyiz, sorumluluklarımızın farkındayız. Yaşadığımız acıların ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Ama bunu fırsata çeviren anlayışın da asla seyircisi olmayacağız. Buna da seyirci kalmayacağız. İşte doğrudur. Konteyner kentlerimiz oluştu. Ondan sonra insanlar kendi yaralarını sarmaya başladı. Ama gündemi meşgul eden ve vicdanları rahatsız eden boyuta geldi. Çünkü artık burada bir mağduriyet değil,
tamamen burada bir ekonomik anlamda kazanç sağlama yolunda eylemlere girildi. Buna hiç kimse seyirci kalmaz. Ne Sayın Valimiz, ne Sayın Kaymakamımız, ne devletin ilgili kurumları, ne biz belediye başkanları buna seyirci kalmayacağız. Çünkü sayı olarak şu an 14. Şu an 14 binaya bizler yazı yazdık, uygulamaya gidildi. Şimdi Toros'taki görevli kardeşlerimiz oraya gittiği zaman elbette ki avukatlar devreye giriyor. Öğleden sonraya kadar müsaade ediliyor. Biz öğleden sonra bu sefer polis ekibiyle geleceğiz. Yani hani izin verilmiyor ya kesilmesi için, şu bu için. Şimdi bu konuda bir hassasiyet oluştu. Bizler de anlayış, saygı ve nezaket çerçevesinde durumu anlatıyoruz. Çünkü bizim derdimiz kimsenin yaşam alanına gölge oluşturmak asla değil. Kimsenin ekmeğiyle oynamak ya da ekmeğine gölge düşürmek gibi zavallı bir anlayış asla taşıyamayız. Bizim derdimiz katkı sunma. Ama sizler de takdir edersiniz ki bütün kamuoyunu meşgul eden ve vicdanları sızlatan, özellikle depremi fırsata çeviren anlayışa bizim çanak tutma ya da görmezden gelme gibi bir lüksümüz olamaz. İş insanı Mehmet Çetin ise belediye başkanı Sami Üstün'e çalışmalarından dolayı başarılar dilerken daha iyi bir Arsuz'un olacağını düşünüyorum dedi. İnşallah bundan sonraki dönemlerde başkanım hep beraber nerede kalmıştık diye aynen nerede kalmıştık diye devam etmeyi nasip etsinler bize. Sizlerle beraber Arsuz'un daha da güzelleşeceğini, daha da mükemmel bir konuma geleceğini anladık. Hep beraber çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şeref verdiniz.